Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba sevgili Sektörler ve Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep Şahin Bey'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Türktepe Aile Çay Bahçesi'nde konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Abdullah Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Abdullah Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Bizlerdeyiz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Öncelikle efendim bizleri bu arada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim sizin burada onur ettiğiniz için. Aynı şekilde bizlere evet. Davet efendim. Evet. Ben röportajıma öncelikle Abdullah Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim efendim. Abdullah Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Abdullah Bey 91 yılında Türktepe Çay Bahçesi'ni almıştır. 98 yılında Şık Et, Sakadat olarak biraderlerimle, yeğenlerimden beraber Mezba'da bizim bu uğraş vermiş olduğumuz ciğeri biz dedim tanıtalım, Gaziantep'liler bir ciğer yesin. Türktepe Parkı'nda günlük taze kesmiş olduğumuz ciğeri anında Gaziantep'lilere ikramda bulunuyoruz ve bunu da başardık. Ve dostlarımız Allah razı olsun bizi onur ettiler, herkes damak tadını tattılar. Apo dayı teşekkür ederim dediler yani bunu bize. Biz de bunun için gurur duyduk. Evet, ne gibi lezzetler var peki burada Abdullah Bey? Damak tadında güler yüz, temizlik, titizlik ve bunları ikram ettiği için biz müşterimiz gurur verdi bana. Ben yani aslında şöyle söyleyebiliriz değil mi? Yani önce hizmet, ondan sonra ticaret diyebiliriz Türktepe Aile Çay Bahçesi olarak, ama ondan önce şunu değinmek istiyorum. Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi lezzetlerle karşılaşıyorlar burada? Biz misafirlerimiz ticaret olarak değil. Biz kendi ürünümüz ciğer olduğu için tanıtmak için müşterilerimizin tamak tadını ve de tattıkları tamak tadından duydukları özentiyi bize güler yüzden Apo dayı teşekkür ederim diye sundular. Çaylarını ikram ettik ve hatta bu tamak tadını çayla bozmayalım. Ben bu tamak tadını böyle kalsın. Su bile içmediler. Evet. Severek yapıyorsunuz aslında. Evet. Titizlikle severek yapıyorum. Ve Allah'ın izinden gücümün yettiği yere kadar da bu işi başaracağım. Evet. Çekirdekten yetişmiş bir isimsiniz aynı zamanda da. 80 yılında Sakadat borsasına girdim ve bunun 91'de çay bahçesinden buluşum, 98'den biladerlerim Şık Et Sakadat olarak mezbaya girdiler. Mezbadan günlük taze ciğerimizi, kelle, bunları şirden ikramlarında bulunduğumuz için biz buradayız yani. Dostlarımıza buradayız, Türktepe'de buradayız. Evet. Peki aynı anda burada kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz Abdullah Bey? Biz Ramazan'da 200 kişi, 150 kişi ağırladık. 250 kişi ağırladık günlük yani. Ciddi rakamlar bunlar. Evet. Emek de verilmesi gereken bir iş. Emek tabii ki ne veriyoruz. Severek veriyoruz bu emeği. Evet. İşiyorsunuz. İşimizi yani. Severek yapıyoruz yani. Halkımız o ciğeri titizlikle severek yemezse ben o ciğeri yapmam. Ya onların mutluluğu sizi mutlu ediyordur. Tabii. Ben gururlanıyorum onlara. Evet. Peki hedeflere ulaşabildik mi Abdullah Bey? Çok yani, şükür. Ben çok şükür hedeflerime ulaştım. Allah razı olsun. Bütün Gaziantep'lilerden, dostlarımdan, iş adamlarından teşekkür ediyorum ben. Değil mi? Destekleri, evet. Emekleri evet. Çok büyüktür. Ve bu Türkiye'nin zararlık gelmemesi için eş ve dostlarıma, kardeşlerime mutluluklar dilerim hepsine. Evet, son dönemlerde birlik ve beraberliğe çok evet. ihtiyacımız var hepimizin. Bu bayrağın altında yaşıyorsak kardeş, birlik, beraberiz. Değil mi? Tek bir bayrağımız var, tek bir devletimiz. Ay yıldız. Başka bir şeyimiz yok. Değil mi? Bunu iyi bilmek, evet. iyi anlamak gerekiyor Tabii. gerçekten. Buna gurur duymak lazım. Evet. Çok şanslı aslında Gaziantep halkı da sizler gibi esnaflarla biz, beraber olduk. Siz de çok mesela şanslısınız. Mesela çetelerimiz anlatırlardı bize güzel şeyle. Biz bu şehri
taştan sopadan aldık diyorlar. Ben gururlanırdım. Ben şimdiki insanlarımız. Evet. Bunu. Yani maalesef artık eskisi gibi bazen değerler olmayabiliyor ama inanıyoruz ki en kısa zamanda da bunlar. Bunlar düzelecektir, düzelecektir. Kendi toprağımızdan kimse Allah şüphe etmesin, biz bu toprakta kalacağız. Değil mi? Evet. Yani kesinlikle biz de aynı fikirdeyiz. Sektörde evet. olması gereken herhangi bir durum var mı? Sektörde bir sıkıntı sizce olması gerekiyor? Sektörde bir sıkıntımız yok diyorum. Sektörde kendi kesim salonundan bizim kendi Antep esnafını kesmiş olduğu mallara biz aldığımız için sektörde bir sıkıntımız yoktur. Evet. Ama herkes kendi bildiği işi yapıyor. Evet, böyle bir gerçek kendi, var. Evet. Kendi, herkes kendi işini yapıyor Antep'te. Evet. Evet, bunları da buradan ekran başındaki evet. izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Tamam. Peki buradan son olarak neler aktarmak istersiniz efendim Gaziantep'e, Türkiye'ye? İlk önce Gaziantep'e, dostlarıma, Türkiye'nin güzelliklerine kimse hata yapmasın, güzellik olsun, dostluk, beraberlik, kardeşlik yok. Hep beraber yaşayalım. Evet efendim, biz de herkesi buraya davet edelim. Türk Tepale Çay Bahçesi'ne davet edelim buraya. Teşekkür ederim. Herkesi de buraya davet etmiş olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür sağ ediyorum. Başarılarınızı devam ediyorum Abdullah Bey. Ben de sizin onur ettiğiniz için ben de sizi teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun efendim. Ha. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Gaziantep Şahin Bey'den seslendik ve şüphesiz tartışmasız sektörünün marka ismiyle beraberdik. Türktepe Aile Çay Bahçesi'ne konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın. Müzik